Permütasyon ve kombinasyon dünyasına ilk adım attığınızda alışmak için biraz zamana ihtiyacınız olduğunu hemen anlarsınız. Sanki böyle futbolla ilgilenenler düşünsün, yabancı bir futbolcunun yeni transfer olmuş, takıma adapte olmak için zamana ihtiyacı olması gibi. İşte bu yüzden bu konularda mümkün olduğu kadar çok örnek çözmenizi öneririm arkadaşlar. İsimler sizi korkutmasın. Soru çözdükçe her şeyi çok daha iyi anlayacaksınız. Bunun için Khan Akademide göreceğimiz örnekleri anlatarak sizinle birlikte yavaş yavaş ilerleyeceğim. Ve her zaman bir adım önce nerede olduğumuzu, bu noktaya nasıl geldiğimizi daha ayrıntılı bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. O yüzden hatta zaman zaman bazı şeyleri fazla tekrar ediyormuşum gibi görünebilir arkadaşlar ama bu size daha iyi anlatmak için. Hadi bir örnek yapalım. Yine mi aynı şeyi yapıyoruz diyeceğinizi biliyorum. Yine mi aynı şey? Yine mi? Hayır. Ama bundan sonraki örneklerde sandalyelere oturan insanlar dışında örneklerde göreceğiz. Şimdilik son kez sandalye örneği yapalım arkadaşlar. Yine sandalyelerimiz var. Evet yine 6 kişi var. A, B, C, D, E ve F kişileri. Çok karakterli arkadaşlar. Süper kral adamlar yani. Ve 4 sandalyeye oturmak istiyorlar. Böyle düşün. Böyle yapalım. Sandalye örneğimize biraz heyecan katalım. Ya da biz onları tutup 4 sandalyeye oturtacağız. Böyle düşünelim. Bunlar da sandalyelerimiz. Sandalyelerimizin isimleri 1, 2, 3, 4. Daha önce de görmüştük sandalyeleri. Aynı sandalyeler. E, paramız çok olmadığı için sandalyeleri değiştirmiyoruz. Bu 6 kişiyi 4 sandalyeye oturmanın kaç değişik yolu oturtmanın pardon kaç değişik yolu ya da permütasyonu vardır. Şimdi bunu birlikte inceleyelim. Birinci sandalyeyle başlarsak 6 seçenek var. Birinci sandalye için yapacağımız 6 değişik seçimin her biri için ikinci sandalyeye 5 değişik kişi oturtabiliriz. Buradaki 30 değişik seçim için, yani birinci de 6, ikinci de 5 demiştik değil mi? Ne no, no, no oldu? 30 değişik seçim için üçüncü sandalyeye henüz oturmamış 4 kişiden birini oturtabiliriz. Daha sonra buradaki 120 değişik seçim için dördüncü sandalyeye, Oturmamış ayaktaki 3 kişiden herhangi birini oturtabiliriz. Kısacası böyle 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 toplam permütasyon sayısına ulaşırız. Geçmiş permütasyon videolarında permütasyon formülünü işlerken bunu faktöryel gösterimle e, göstermiştik. 6 faktöryel yani 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Ve 2 çarpı 1'den kurtulmak istediğimiz yani 6'nın ilk 4 faktörünü istediğimiz için de 6 eksi 4 faktör yele böleriz. İşte 2 faktör de bu şekilde bulur ve sadeleştiririz. 2 faktör 2 çarpı 1'dir. Ve az önce söylediğim gibi bununla bu birbirini götürür ve bu şekilde sonuca ulaşırız. Evet permütasyon formülünü hatırladık mı? Neydi? N tane şeyi K değişik şekilde seçmenin değişik yolları ya da permütasyonları için n faktöriyel bölü n eksi k faktöriyel formülü kullanılır. Biraz önce çözdüğümüz örnekte bunlar somut olarak neydi? n 6 idi, k de 4'tü ve bu şekilde somut örneğimizde de kullanmış oluruz. Evet, neyin ne olduğunu daha iyi anlamanız için yukarıda kullandığım renkleri kullanıyorum. Permütasyon formülünü hatırladığımıza göre şimdi kombinasyonlara geçebiliriz. Kombinasyon dünyasında durum biraz farklı. Bakın permütasyonda hangi sandalyede kimin oturduğu bizim için önemliydi. Yine tekrar edeceğim ama permütasyon dünyasında D ve DABC iki farklı permütasyondur. Ve buradaki toplam permütasyon sayısına dahildir. 30 çarpı 12, evet buradaki 360 permütasyondan ikisi bunlardır bu birincisi, bu da ikincisi. Bu şekilde devam edersek 360 tane permütasyonumuz olur. Ama kombinasyon dünyasında en tane şeyden k tanesini seçeriz. Başka bir deyişle elimizde en tane şey varsa ve bunlardan k tanesini seçmek istiyorsak, bu ikisi aynı kombinasyondur. Yani AB ile BA aynı şey gibi. İşte bunun için. Toplam permütasyon sayısını, yani n faktöryel bölü n eksi k faktöryeli, bu dört kişiyi oturtabileceğimiz değişik durumların sayısına böleriz. Bu, bu, konuyu ilk gördüğümüzde, yani ben de öyle ilk gördüğümde, bayağı kafa patlattığımı hatırlıyorum. Ya nasıl bunu nasıl anlayacağım falan filan. Ama onun için sakın gözünüzü korkutmayın sizde. Çünkü çok kolay anlaşılıyor. Zamanla her şey yerine oturacaktır. Ne diyordum? 4 şeyi farklı şekilde seçebiliriz. Evet. Buna böleceğiz. Permütasyonda her farklı düzenleme sayılıyordu ama kombinasyonda sıra önemli değil. Aynı 4 şey oldukları sürece bunların hepsi tek bir kombinasyon olacak. Evet. K tane şeyi kaç farklı şekilde düzenlersiniz? Yazıyorum. K tane şeyi k tane yerde düzenlemenin yolları. Evet, şimdi videoyu durdurmanızı ve bunu bulmaya çalışmanızı istiyorum. Önce bir kendiniz deneyin bakalım. Böylece permütasyon konusundaki ilk videonun tekrarını da yapmış olursunuz. Evet. Eğer k tane yer varsa, bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü ve bu da k inci. Birinci yer için K farklı seçim yapabiliriz. Kişi sayısı kadar K farklı seçim yapabiliriz. Birinci yerdeki K farklı seçim için ikinci yere kaç farklı seçim yapabiliriz? Birinci yere K taneden birini koyduğumuz için K eksi 1. Devam edersek daha sonra buradakinde K eksi 2 ve son yere de sadece bir tanesini yani sona kalanı yazabiliriz. Peki K çarpı k eksi 1 çarpı k eksi 2 çarpı k eksi 3 böyle böyle devam ediyoruz. 1'e kadar devam ettiğimde ne bulmuş oluyordum? Hatırlayın neydi? Deminden beri yaptığımız tabii ki k faktöriyel. Demin ne yapmıştık? Mesela 6 faktöryele bakmıştık. K tane şeyi k tane yere yerleştirmenin k faktöriyel yolu vardır. Yani 4 şeyi mesela 4 yere yerleştirmenin 4 faktöriyel yolu vardır. 3 şeyi 3 yere yerleştirmenin 3 faktöriyel yeri vardır yani 3 faktöryel yolu vardır pardon. Yer yer derken sürekli yere gitti kafam. O halde bunu k faktöriyele böleriz. Böylece n faktöriyel bölü k faktöriyel çarpı n eksi k faktöriyel elde etmiş oluruz. Evet bu da kombinasyon formülüdür. Buna zaman zaman binom katsayısı da derler. Binom katsayısı. Ve özellikle bu durumlarda bu şekilde de gösterirler parantez içinde n, altında da k. Ya da k diyenler de oluyor buna. Ben k demeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Formüller soyut kavramlardır. Gelin örneğimize geri dönelim ve her şey daha anlaşılır hale gelsin. Şimdi somut örneğe geldik. Elimizde somut sayılar var. Burada 6 kişiyi 4 sandalyeye oturtmanın 360 farklı yolu olduğunu bulmuştuk, değil mi? Peki eğer Kimin hangi sandalyede oturduğu önemli olmasaydı. Ya kardeşim oturun işte. O bunu da bana mı soruyorsunuz? Önemli değil. Oturun istediğiniz yere oturun gibi olsaydı mesela. Atıyorum yani. 6 kişiden 4 kişiyi kaç farklı şekilde seçebilirdik? 6 kişiyle başlıyoruz ve bu 6 kişiden 4 kişilik kaç farklı seçim ya da kombinasyon yapabiliriz? Bunu arıyoruz. Evet, 6 şeyden 4 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliriz? Önce formülü uygulayıp sonra da açıklama yapacağım. Ve her zaman söylerim, siz de biliyorsunuz, formülü ezberlemek bir konuyu anlamanıza yardımcı olmaz. Ama formüllerin nasıl ortaya çıktığını bilirseniz, mantığını anlarsanız ve her seferinde siz kendiniz böylece bir formülü baştan oluşturabilirseniz konulara çok e, iyi şekilde hakim olursunuz. Evet. Geçelim formüle. 6 faktöriyel bölü 4 faktöryel çarpı 6 eksi 4 faktöryel. Bunun sonucu da 6 faktöryel bölü 4 faktöryel çarpı 2 faktöryel faktöryelleri açık halleriyle yazalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 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 hep çarpı 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 dedim e, ee, eğlenceli bir formül olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar çarpı çarpı çarpılarla. Bunlar böyle birbirini götürür 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 evet bunlar birbirini götürecek birin etkisi yok bu 3 ile bu 3 bu 4 ile bu 4 ve 6 2'ye bölünürse geriye 3 kaldı 3 çarpı 5'ten 15 kalır. Neymiş sonuç? 15 kombinasyon. 6 kişiyi 4 sandalyeye oturtmanın 360 değişik permütasyonu varken 15 değişik kombinasyonu vardır. Çünkü kombinasyon dünyasında sıranın önemi yoktur. Ve aynı kişiler oldukları sürece değişik sandalyelere oturmuş olmaları durumu değiştirmez. Yani Ali sağdaki sandalyeye oturdu diye ondan kavga etmeye değmez demek istiyor yani. Sağdakine de soldakine de otursa kombinasyon da aynı. Aynı dört kişi için tek bir kombinasyon vardır. Dört kişiyi dört sandalyeye kaç farklı şekilde oturtabilirsiniz? Dört faktöriyel şekilde. Formüldeki dört faktöriyel de zaten buradan geliyor. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eder 24. Ve 360'ı da 24'e böldüğümüzde ne elde ederiz? 15 elde ederiz. Evet tekrar tekrar söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Burada toplam permütasyon sayısını veriyoruz. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. Aynen burada yaptığımız gibi. Ve sonra bunu 4 şeyi 4 kişiyi yani 4 kişiyi 4 sandalyeye oturtmanın yollarına bunu böleriz. Ve bu şekilde de elde ettiğimiz sonuca ulaşmış oluruz. İşte kombinasyon böyle açıklanır.